Windows 7 USB DVD Download Tool programını indiriyoruz. Ücretsiz bir yazılım bu. Windows'un kendi sağladığı bir yazılım. Bu yazılımı elimizdeki Windows 7 imaj dosyasında gösteriyoruz. Veya CD dosyası, CD de olabilir. Bu CD'den de flash belleğe aktarabiliriz. Sonraki aşamada flash belleğimizi gösteriyoruz. Ve flash belleğimizin boot sektörüne, flash belleğimiz boot'tan açılabilmesi için gerekli dosyaları yazıyor. Aynı zamanda Windows dosyalarını da yazıyor. Ve bu sayede flash bellekle bilgisayarımıza format atabileceğiz. Dosya aktarımı %100'e tamamladıktan sonra çarpıya basıp programı kapatıyoruz. Şu an flash belleğimiz formatı hazır halde. Bilgisayarımızda yedeğimizi aldığımıza emin olun. Silinmesini istemediğimiz dosyaları D'ye yedek alıyoruz. Ben yedeğimi aldım. Şimdi bilgisayarı flash bellekten başlatacağız. Bunun için tabi bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor. Evet, yeniden başlatıyoruz bilgisayarımızı. Her bilgisayarda BIOS'a farklı yöntemlerle girilir. Masaüstü bilgisayarlarda genellikle DLT, DEL tuşuyla oluyor bu iş. Laptoplarda farklı F12, F2 tarzı değişik tuşlar olabiliyor. BIOS'a girdik. Boot menüsünden Boot Device Property First Boot Device'ımızı flash bellek olarak seçeceğiz şimdi. Ayarları kaydedip baştan başlattıktan sonra bilgisayarımız flash bellekle açılacak. Gördüğünüz gibi format işlemi başlamış durumda. Windows 7'de bilgisayarımıza format atmak XP'de veya daha önceki işletim sistemlerinde olduğu kadar zor değil. Sıradan bir program kurulumu gibi yapmışlar. Bayağı bir kolay olmuş bu sayede. Format atmakta bir zorluk yok. En çok dikkat etmemiz gereken nokta hangi sürücüyü biçimlendireceğimiz ve hangi sürücüyü üzerine işletim sistemi kuracağımız. Biz yedeklerimiz D sürücüsünü aldık. Eğer D sürücüsünde format atarsak kaydettiğimiz dosyalar silinir. Bu yüzden C sürücüsünde format atmamız gerekiyor. Bu konuda dikkat etmemiz gerekecek biraz.
kurulum ekranı geldi. Bu ilk gelen pencerede dil ayarımızı seçiyoruz. Yüklenecek dil Türkçe. Saat ve para birimi Türkiye. Ve Türkçe Q klavye kullandığım için ben Türkçe Q'yu seçiyorum. F olabilir, farklı klavye olabilir. Buradan seçimimizi yapacaksınız. Ve ileri dedikten sonra şimdi yükleye basıyoruz. Bu ekran değişik bilgisayarlarda değişik sürelerde geçebilir. Flash mellekten atmanın bir faydası yok bu ekranda. Hızınız yavaş olabilir. Burada biraz beklemek gerekiyor. Evet, bir sonraki penceremiz sözleşme ekranı. Sözleşmeyi okuyabilirsiniz de. Buradan sözleşmeyi kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. Burada önemli olan nokta, sıfırdan format atacaksak özel gelişmiş modu seçmeliyiz. Veya bilgisayarımızda daha önceden Vista varsa, sürüm yükseltmek istiyorsak yüksel seçeneği seçmeliyiz. Bu pek tavsiye edilmiyor. Özel modu seçeceğiz. Evet, dikkat etmemiz gereken nokta burası. Burada gerekli sürücü ayarlamalarını yapıyoruz. Şu an bilgisayarımdaki yedek sürücüler duruyor. C sürücüm yeni bir şekilde oluşturdum. Temizledim. Ve şu anda ileri dediğim zaman C sürücü ve Windows dediğimiz kurulmaya başlayacak. Evet, gözden geçiriyorum. D tamam, yedek tamam. C, ileri dedik. Ve Windows dosyalarımızı kopyalamaya başladı. Bu ekran sırasında bilgisayarımız birkaç kere yeniden başlayacak. Görüntü gidip gelecek. Burada durdurmamamız, bilgisayarı kapatmamamız gerekiyor. Görüntü gidip geliyorsa bu güzel bir haber, ekran kartımızı kuruyor anlamına geliyor bu. Evet, şimdi dosyalarımızın kopyalanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi flash bellekten yüklediğimiz için gayet hızlı bir şekilde yapıyor bu işlemi. Evet, Windows dosyaları kopyalandı, genişletildi. Özellikler yüklendi, şu an güncelleştirmeler yükleniyor. Eğer internet bağlantınız varsa burada %90 Windows 7 ekran kartı zararınızı tanır. Evet, burada bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Ben bilgisayarı tek seferliğini flash bellekten başlattığım için şimdi bir daha format ekranı gelmeyecek karşıma, ama bilgisayarı flash bellekten başlatırsanız ve bunu BIOS'tan değiştirirseniz sürekli flash bellekten başlar ve siz bunu iptal edene kadar format atmaya devam eder. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Benim bir daha aynı ekran gelmeyecek. Evet, format ekranım geliyor şimdi. Şu an flash bellekten başlamıyor. Dosyamız kopyalandı ve formatımız son aşamasına geldi. Evet, son değişiklikler yapılıyor şu anda. Yükleme tamamlanıyor. Son aşamadayız.
Gördüğünüz gibi ekran kartı driver'ını kurdu. Bunu çözünürlüğün değişmesinden anlayabilirsiniz. Bilgisayar şu anda bütün sürücüleri tanımaya çalışıyor. Sürücüleri tanıdıktan sonra da format işlemimiz tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi Windows 7'de format atmak gayet kolay. Sürücü ayarlarımızı yaptıktan sonra ileri dedik ve hiçbir tuşa basmadık. Windows hoş geldiniz diyene kadar işlemleri kendi kendine yapacak ve format tamamlanacak. Windows 7'de format atmak ne kadar kolay gördüğünüz gibi. Bu ekran bende iki tane hard disk olduğu için geliyor. Diğer hard diskimde de daha önce Windows 7 vardı. Şu an hangisini seçersem seçeyim aynı kapıya ulaşacak. Ama bu normalde gelen bir ekran değil. Bende çift hard disk olduğu için bu ekran geliyor. Evet, format tamamlandı ve bilgisayar şu an kullanım için hazırlıklar yapıyor. Evet, şimdi bilgisayarımıza ad veriyoruz. Bunların aynı olmaması gerekiyor. Ben veriyorum. Burada bilgisayar adı ve kullanıcı adı. İleri dedik. Bu yönetici parolası, sistem yöneticisi. Bu en yetkili yöneticinin parolası. Burada parola vermeniz faydalı olabilir ama vermeseniz de olur. Burada ürün anahtarını giriyoruz. Ve önerilen ayarları kullan diyerek devam ediyoruz. Ben şu anda 30 günlük deneme sürümünü kuruyorum. Orijinal Windows kurmuyorum. 30 gün sonra benden etkinleştirme isteyecektir. Saat dilim ayarlarını da yaptık. İstanbul. Tarihi belirledik. İleri. Burada kullandığınız konuma göre ağ ayarlarını yapın. Eğer paylaşım yapacaksanız iş ağı yapabilirsiniz. İş ağında paylaşımlar daha kolay olur. Eğer ortak bir ağ kullanıyorsanız, havaalanı vesaire gibi ortak ağ seçmeniz gerekiyor. Ben iş ağı seçiyorum evde kullandığım için. Ve gördüğünüz gibi Windows'umuz kullanıma hazır. Sesi de açalım. Ses kartı driver'ımız da kurdu. Windows 7'nin en güzel avantajı bu. Masaüstümüz hazırlanıyor. Formatımız tamamlandı. Şimdi program kurulumlarına geçelim isterseniz. Evet, bildiğiniz gibi Internet Explorer'ı Firefox indirmek veya Google Chrome indirmek için kullanıyoruz. Firefox indirelim bakalım.
Google'da Firefox yazdığımızda ilk gelen adresten güvenli Firefox'u indirebiliriz. Mozilla.org'dan. Evet, bilgisayarımıza kaydediyoruz. Firefox'umuz inerken biz ofisi kuralım isterseniz. Şu an ben yine deneme sürüm bir ofis kuracağım. Ofis 2010. Tabii bulabilirsem. Evet. Yine klasik program kurulumu. Sözleşmemizi kabul ettik. Şimdi yükle derseniz kolay bir kurulum gerçekleşir. Ama biz özelleştir diyelim. Kolay, güzel olmaz. En üstteki Microsoft Office'e tıklayıp tümünü bilgisayarından çalıştır dersek programlar daha başarılı çalışır. Burada kullanmayacağımız programları yine tıklayarak kullanılamaz seçeneğe tıklarsanız program kurulmaz. Biz tümünü bilgisayardan çalıştı dedikten sonra şimdi yükleniyoruz ve kurulum gerçekleşiyor. Evet, Firefox'umuz imiş. Bu ofis kurulumu yaparken biz karşıdan yüklemelerden Firefox'umuzu kuralım. Evet dedik. Yine ileri. Standart kurulum ileri. Kur. Pek değişiklik yapmamız gereken programlar yok zaten. Firefox uygulamasını aç. Tamam dedik. Ofisimiz arka planda kurulmaya devam ediyor. Ve Firefox'umuz Internet Explorer'dan çerezleri yükleyeyim mi diye soruyor. Gerek yok buna. Biz içe bir şey aktarma deyip ileri diyoruz ve Firefox'umuz açılıyor. Google'a gelelim. Hatta Google'ı ana sayfamız olarak güncel sayfayı kullan dedikten sonra kaydedelim. Şimdi Firefox'un olmazsa olmazlarından biri Adobe Flash Player. Hemen Adobe'nin sitesine girelim. Adobe'nin şimdiki güncel sitesinde nerede? Yukarıda Download menüsü var. Download'a girelim. Download'da Get Adobe Flash Player seçeneği var. Adobe Flash genelde lazım olduğu zaman yüklenmesi gerektiği zaman zaten soruyor kurayım mı diye. Ama biz şu anda elle kurulum yapacağız. McAfee 800 security programını kurmak istemiyoruz. O yüzden bu seçeneği kaldırıyoruz. Ve şimdi indir dediğimiz zaman Flash player'ımızı dosyaya kaydet dedikten sonra bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bilgisayarımıza indirdik. Çift tıkladıktan sonra çalıştır diyoruz. Ve Adobe Flash player indir diyor. Bence rengimizi şeffaflaştırabiliriz. Bilgisayarımızın performansına göre. Bu şekilde daha hoş bir görüntü sağlıyor. Evet, Firefox'u kapatmamızı söylüyor. Çünkü Firefox'un içine eklenti olarak kurduğumuz için kapatması gerekiyor. Firefox'u kapattık ve yeniden denedik. Evet, Flash Player yüklemesi tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi Flash'ımı topluyor, zıplıyor. Tamamdır. Yine Google'ımıza gidelim. Flash Player kurulumu tamamlandı. Ofis de tamamlanmak üzere. Bir yandan
Bilgisayarımızda video izlemek için kodeklere ihtiyacımız var. Ve bu kodekleri kuralım isterseniz. Bende indirilmiş var. K-Lite Codec kuracağım ben. K-Lite Codec'e girdik. Yönetici olarak çalışır dedik. Evet dedikten sonra yine hiçbir şey yapmamıza gerek yok. İleri dedik. İleri. İleri. Tamam. Start menüsüne kısa yol koymasını istemiyorum. Bu seçeneği iptal ettim. Yine ileri dedik. Hiçbir şeye dokunmamıza gerek yok. O kendi ayarlarını otomatik olarak yapıyor zaten. Ses sisteminiz nasılsa onu seçmeniz gerekiyor. 4 artı bir ses sistemi. Seçtikten sonra install dediğimizde kurulumuz tamamlanıyor. Evet, şimdi FL'ye dahil olmak üzere tüm videoları bilgisayarımızda oynatabiliriz. Kapattık bunu da. Office 2010 kurulumumuz da tamamlandı. Artık Office 2010'umuz da var. Hemen bakalım. Office, Microsoft Office Word. Gördüğünüz gibi Office 2010'umuz da kullanıma hazır. Tarayıcımızı da kurduk. Şimdi sıkıştırılmış dosyaları açmamız için bir tane zip programı gerekiyor. 7zip kuralım. Google'a 7zip yazdığımız zaman gelen en üst seçenekten işletim sitemizin şeyine, bit değerine göre, ben 64 bit işletim sistemi kurduğum için 64 bit indirmesiyle gerçekleştireceğim. Download dediğimiz zaman SourceForge'de. Sevizip ücretsiz bir program olduğu için lisans vesaire gerekmiyor. İndirip kurabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. O yüzden bu programı kuruyorum. Yine çalıştır dedik. İleri. Kabul ediyoruz. İleri. 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 Evet, 7zip programını da başarıyla kurduk. Bilgisayarımızda ofis kurduk fakat ofisin hala PDF okuyucusu olmadığı için güzel bir PDF okuyucu kurmamız mantıklı olur. En gelişmiş yerinden Adobe Reader'ı kuralım. Google'da Adobe Reader yazdığımızda gelen sayfadan direkt indirip kurulumu gerçekleştirebiliriz. Tabi bunu alternatif programlar da var. Fox Reader kurabiliriz. Epiphone Reader kurabiliriz. Bunlar da gelişmiş yazılımlar ama bilgisayarınızın performansı iyi ise Adobe Reader kullanmanız güzel olur. Çünkü Adobe Reader'ın kullanımı gerçekten kolay. Ve daha gelişmiş bir program. Gördüğünüz gibi Flash Player kurar gibi Adobe Reader'ı da tıkladık ve indirip kurulumunu sağlıyor şu anda. O kurulumunu yaparken isterseniz MSN kuralım. MSN.com'a girdik. Türkiye'yi seçtik. Messenger. Ana sayfadan Messenger seçeneğine tıkladık. Kullanmaya başlayın. Messenger'i karşıdan yükleyin. Dosyayı kaydet. Dosyamız indi. İnan dosyaya çift tıkladığımızda karşımıza kurulum penceresi gelecek. Windows XP'de Movie Maker varsayılan olarak bilgisayarımıza kuruluyordu ama Windows 7'de bu seçeneği iptal etmişler. Movie Maker kurmak isterseniz de aynı şekilde temel parçaları değil, yüklemek istediğiniz programları seçin seçeneğine tıklayalım. Çünkü kullanmadığımız bir ton program var burada. Hepsini kaldırıyoruz. Messenger aktif oluyor. Eğer Movie Maker istiyorsak
fotoğraf galerisi ve Movie Maker için seçeneği de tıklıyorum. Şimdi ben kurmak istemiyorum. Sadece Messenger'ı yükleyeceğim. Yükle diyorum. Ve gördüğünüz gibi indirerek yüklemeyi tamamlıyor. Evet, Adobe Reader'ımız da kuruluyor. Evet, Adobe Reader'ın da yüklenmesi tamamlandı. Son diyoruz. Ve gördüğünüz gibi Adobe Reader'ımız da başarılı bir şekilde çalışıyor. MSN'imizin kurulumu da tamamlandı. Bilgisayarımıza antivirüs programı kurmamız iyi olur. Her gün yeni yeni virüsler çıkıyor. Microsoft'un kendi antivirüs programı var. Microsoft Security Essential. Google'da Microsoft Security Essential yazınca Microsoft'un kendi sitesindeki linkine gidip Windows'umuzun yine bit sürümünü seçerek Windows 64 bit seçtim. Karşıdan yükleme diyorum. Ve bilgisayarımıza kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi format atmak çok uzun bir işlem değil, fakat program kurulumları formattan daha çok zaman alıyor. Ve insanın sürekli aklına gelmiyor hangi programı kurup kurmadığı. Lazım oldukça kuruyor. Evet, Security Essential indi. İleri diyoruz, kabul ediyoruz. Müşteri programına katılmak istiyoruz, istemiyoruz, size kalmış. Güvenlik duvarını etkinleştir, tamam, bu seçenek de aktif, ileri diyoruz. Ve Microsoft Security Essential şu an bilgisayarımıza kuruluyor. Yükle diyoruz. Yükleniyor. Bu kurulurken ben size deepfreeze'den bahsedeyim. Bütün bu ayarlarımızı yaptık. İşletim sistemini kurduk. Programlarımızı kurduk. Ofisimizi kurduk. Lazım olan programları kurduk. Bunların hepsi belli zaman alıyor. Sürekli bu kadar zaman ayırmak istemeyebiliriz. Bunun için geliştirilmiş programlar var. Mesela imaj alma programı var. Acronis Studio imaj kullanacağım ben imaj alırken. Bir de deepfreeze kullanacağım. Evet, Security Essential kurulu tamamlandı. Antivirüsümüz de var artık. Antivirüsler virüsten koruyor. Bu güzel bir şey tabi. Deepfreeze'in faydası da bilgisayarımızı dondurarak C sürücüsünü yaptığımızda hiçbir değişikliği kaydetmemesini sağlıyor. Bu virüs de olabilir, başka bir şey de olabilir. Bilgisayarımız sürekli dondurduğumuz ilk halinde başlıyor. Böyle bir avantajı var bizim için. İmaj alma da dediğimiz gibi zamandan tasarruf sağlıyor bize. Tüm programlarımızı kurduktan sonra, bilgisayardaki kişiselleştirmeleri yaptıktan sonra imaj alma programıyla imajımızı alıyoruz. C'de ve D'de istediğimiz yerde saklıyoruz. Tabi C'de saklayamayız aldığımız imajı, ama daha sonradan saklayabiliriz. Aldığımız imajı saklıyoruz D sürücüsünde. Evet, sürekli kullanılabilir halde kenarda bekliyor. Bilgisayar format atmak istediğimiz zaman aynı programla bu imajı çalıştırdığımızda format işlemimiz ve kurmak istediğimiz programlar 5-10 dakika içinde kurulu olarak geliyor. Gerçekleşmiş oluyor format işlemimiz. Evet, antivirüs programımızı da kurduk. Tabi imaj almadan önce ve güncelleştirme yapmadan önce Windows'un güncelleştirmeni yapmamız gerekiyor. Dondurma yapmadan önce.
Çünkü dondurduktan sonra güncelleştirmeleri ne kadar yaparsak yapalım bilgisayara başladıktan sonra eski haline geri dönecektir. O yüzden Windows güncelleştirmeleri tamamlamada fayda var. Evet. Son güncel virüsleri de veri tabanına kaydediyor. Bilgisayarımızın antivirüsünü aktif hale getiriyor şu anda program. Biz hemen Deep Freeze programını edinelim. Şimdi. Yani Google'a Deep Freeze yazıyoruz. Fakronix kendi Faronix kendi sitesinden indiriyoruz. Faronix.com Deep Freeze Enterprise sürümünü indireceğiz sanırım. Bakalım. Downloads'a geldik. Evet. Deep Freeze standartı indireceğiz. Enterprise paralı olan sürümü. Biz standartını indireceğiz. Evet, sanırım form doldurmamız gerekiyor. Hemen dolduralım. Formumuzu doldurduktan sonra Submit seçeneğine tıklıyoruz. Ve Download seçeneğimiz geldi. Download Now dediğimiz zaman indirmemiz başlayacak büyük ihtimalle. Evet. Diskeyi kaydediyoruz. Security Essentials antivirüs programımız da kuruldu. Şu an bilgisayarımızı tarıyor. Ben bunu iptal ediyorum. Daha sonra yine tarama yapabiliriz. Şuradan şimdi tarama seçeneğinden özel deyip istediğimiz yerde de tarama yapabiliriz. Evet, antivirüs programımız da var. Şu an bilgisayarın güvenliğini de sağladık. Evet, antivirüs programımız devrede. Güncelleştirmeleri göstereyim ben. Bilgisayarıma sağ tıklayıp özellikler seçeneğine tıkladığımızda sol tarafta sol alt köşede Windows Update seçeneği var. Windows Update'i tıklıyoruz ve burada ne kadar güncelleştirme varsa karşımıza geliyor. Bunları yapmamızda her zaman fayda var. Ekran kartı güncelleştirmesi, SAS kartı, Ethernet kartı güncelleştirmesi vesaire. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Evet, Deep Freeze'imiz indi. Yani bunu çıkartalım. Evet. Programımız geldi. DFSTD uygulamasına sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Ve program kurulumuna başlıyoruz. İleri. Bunda en büyük, çok dikkat etmemiz gereken nokta bilgisayarın verdiğimiz şifreyi unutmamamız gerekiyor. Yoksa format atmadan kurtulma şansımız yok bu programda. Lisansımız yok. O yüzden Use Evaluation diyoruz ve devam ediyoruz. Sadece C seçeneğini aktif edip İleri diyoruz. C niye C? Biz C'yi dondurmak istediğimiz için C'yi seçtik. Bizim Windows'umuz C'de.
Ve C'yi seçtikten sonra ileri dedik. Install dediğimizde program kurulumu başlayacak. Evet, bilgisayarımızı baştan başlatıyor program. Dondurma işlemini gerçekleştirdikten sonra da son incelemelerimizi yapıp imajımızı alabiliriz. DiffFreeze programının kurulumu da tamamlandı. Şimdi programımızı çalıştıralım. Program sağ altta simgesi yerleşti. Normal tıkladığımızda hiçbir şekilde programı açamayız. Programı açmak için Shift tuşuna basılı tutup iki kere sol fareye tıklamamız gerekiyor. Evet. Program ilk açıldığında bizden şifre istemez. Direkt OK deyip yeni şifre vermemiz gerekiyor. Ben şifre koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şifreye girdiğinde ekranımız geldi. Password kısmından yeni parola belirleyebiliriz. Status'ta boot frozen deyip epilen reboot dediğimiz zaman bilgisayarımız donmuş şekilde yeniden başlayacaktır. Ben şu an dondurdum bilgisayarı. Şimdi imaj almak için dondurmasını geri kaldıracağım. Boot Tribute değil dediğimiz zaman epilen reboot dediğimde bilgisayarın donma özelliği kalkacak. Deep freeze etkisiz olacak. Epilen reboot diyorum. OK diyorum. Evet dediğimiz zaman deep freeze aktif olmamış bir şekilde bilgisayarımız başlayacak. Şimdi imaj alma işlemini de gerçekleştirelim. C partition'ın imajını D'ye alacağız. Ve daha sonra istediğimiz zaman imajı D'den C'ye geri yükleyip bilgisayarımızı ilk haline geri döndürebileceğiz. Acronis Tour Image 2012 programını indirdim ben. Acronis'in kendi sitesinden deneme sürümünü. Bu deneme sürümünü kuracağız. 30 günlük deneme hakkı veriyor. Şimdilik ben videoda sizde bu şekilde anlatacağım. Bu Acronis programını isterseniz direkt boot'tan da başlatabiliyorsunuz, CD'den başlatabiliyorsunuz. Ben bilgisayara kurulabilen versiyonunu göstereceğim. Ama bunun flash bellekle ve CD'den de başlayan versiyonları mevcut. İsterseniz onlardan da Windows 7'deki gibi adımları takip ederek
imaj alma işlemini ve geri yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi dipfrizin simgesinin üstünde bir kırmızı çarpı işareti var. Demin bu çarpı işareti yoktu donduğu zaman. Şimdi donuk olmadığı için çarpı işareti var. Dondurmasını kaldırdığımız için şu klasörü silelim. Bir dahaki dondurduğumuzda o klasör orada olmasın. Şimdi Google'a Acronis True Image yazıyorum. En üstte Acronis True Image'in sayfası geldi. Try or buy dediğimizde free download diyoruz. Bizden e-posta adresimizi istiyor. E-posta adresimi yazıp download dediğimiz zaman indirme işlemi gerçekleşecek. Bu indirme işlemi gerçekleşirken Java programını da kuralım. Java programını kurmayı unuttuk. Java appletleri de lazım olabiliyor. Java.com'a girdim. Direkt orada kurulum dosyası karşımıza çıktı. Dosyayı kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi Java'da inmeye ve kurulmaya başladı.
Evet, Java ile bilgisayarımı kurmuş oldum. Akronis'in indirme işlemi şu an hala devam ediyor. Programı çalıştıralım. Install diyoruz. Yine kabul ediyoruz. İleri. Seçeneği işaretlerine ileri diyoruz. Deneme sürümü için seriyel numarası gerekiyor. Mail adresimize seriyel numarası gönder diyoruz. Seriyel numara geldi. Yapıştırdık ve devam ediyoruz. Proceed dediğimizde kurulum gerçekleşiyor. Programı çalıştırıyoruz. Backup sistem düğmesine bastıktan sonra hangi sistemimizin backup yapacağını seçimi yapıyoruz burada. Sadece C'nin seçili olduğuna dikkat etmek lazım. Tamam. C'yi seçtik. Ve G sürücüme backup yapmak istiyorum ve backup now dediğim zaman backup işlemimiz başlamış oldu. Gördüğünüz gibi 3 dakika gibi kısa bir sürede bütün C sürücümüzün yedeğini alıyoruz. Ve bu aynı şekilde bunun geri dönüşünü yapmak da 3-4 dakika sürüyor. Bu da çok güzel bir, çok başarılı bir işlem. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben Onur Şevket Bendeş. Kolay gelsin.